Hem Aynen. yararlı hem de faydalı. Faydalı. Değil Ve mi? doğal olduğu için de hiçbir yan tesiri yok. Hemen başlayalım hemen hocam. Hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk neyle başlıyoruz? İlk adet düzensizliği için bitkilerimizin çayını yapalım. Ona geçmeden evvel de bu arada hatırlatmam olsun sevgili seyircilerimize. Operatör doktor Şule Selvi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı az sonra bizlerle birlikte olacak. O yüzden yine telefonla katılabilirsiniz ve sorularınızı hocamıza sorabilirsiniz. Ama hocamız gelmeden evvel de biz birkaç bitkisel kürle girelim işin içine dedik. Nedir? Adet ağrıları gerçekten. Adet sancıları ve adet ağrılarını. Bir de kadınların en büyük dertlerinden. Evet, hormonların o dengesizliğini ayarlayıcı bir çay yapacağız Düzensizlik burada. Düzensizlik için iyi gelir mi hocam? Tabii Mersin bitkisi hormon düzenleyici etkisi vardır. Mersin çayı. Mersin çayı. Ondan biraz bir tutam katıyoruz içerisine. Evet. Mersin çayı, Mersin bitkisi koyacağız. Adet düzensizliği olanlarda mutlaka içmesi gereken bir bitki çayı. Peki şimdi her ay oluyor malum. Olmadan evvel olmadan mi içeceğiz? Bir gün önce başlarlarsa veya olduğu gün başlarlarsa sancılı dönemini daha rahat atlatırlar. Evet, saçma sapan ağrı kesici kullanmayız en azından. Daha az sancısı olur. Sancıyı tamamen kesmez ama daha rahat olur yani. Biraz daha sinir rahatlar. Sistemimize de iyi gelir mi? O çok önemli. İşte Melisa'yı o yüzden Melisa ilave ediyoruz. Melisa sakinleştiriyor, süper. İçerisine. Melisa'mız olmazsa olmaz. Çünkü o dönemde çok sinir oluyor. Hocam tabii eşinizden de bilirsiniz. Aynen, oradan da biliyorum. Fırçayı yiyor musunuz o dönemlerde? Vallahi o dönemlerde olabiliyor. Uzak durmakta yarar mı? Hoş karşılıyoruz çünkü evet. Normaldir. Normal tabii, hormonların ve bir dengesizliği oluyor. Ve hayıt bitkisi. Esas ağrıyı, sancıyı kesen, rahatlatan. Bunu bir kere daha kullanmıştın hocam. Hayıt bitkisi birçok şeyde kullanılıyor. Evet, birçok şeyde kullanılıyor. Hormon düzenleyici olarak kullanılıyor ve adet düzenleyici de özelliği var. Mesela adetler gecikiyorsa veya düzgün olmuyorsa, her ay düzenli gelmiyorsa onun da söktürücü özelliği var aynı şekilde bu çayların üçünün karışımı. Biraz evvel ben de baktım jinaloglara işte en çok sorulan soruların başına adet düzensizliği geliyor. Adet düzensizliğine de iyi geldiğini söylüyor hocam. Hayıt bitkisinin tohumları bunlar. Dur bakayım tekrar hocam. Bu şekilde kokusu da çok hoş. Hayıt. İçimi hayıt de güzeldir. Bitkisi. Yani hoş kokulu olduğu için Melisa zaten limon kokulu. Mersin de çok hoş kokulu evet, bir bitki. Rahatsız etmeyecek. Rahatsız etmiyor. Üçünün karışımını hocam, demliyoruz. Hocam tadı kötü oluyor ya bunların. Yani şey olmuyor hani böyle tam lezzetli. Bal da koyabilir miyiz içine? Bal, limon koyarsak daha da lezzetli içimi, olur. Lezzeti artar. O bakımdan çayımızı demliyoruz. Bu peki sadece adet ağrılarına mı, normal bir ağrımız olduğunda da kullanabileceğimiz bir çay mı bu? Adet sancılarında ve sinir streste kullanılabilir. Yani Melisa var. Hormon düzenleyici olduğu için Mersin üçünü her zaman da kullanabilirler. Eşimize sinirlendik. İşimizde İçilebilir. Yoluna Hatta gitmeyen şeyler var. Hatta lavanta biraz atılırsa daha da rahatlık daha olur. Daha da rahatlık. Yani. Uyku getirmez değil mi hocam? Getirmez. Gün içinde? Ha, tamam. Tam tersi Melisa uykuyu alır. Relax yapar yani Melisa. Relax yaparsa uyku hali olmaz mı hocam? Sakinleşeceğiz. Yok. Sakinleşiyor ama uyumuyor. Uyumuyor. Sakinleşiyoruz ama uyumuyoruz. Aynen. Tamam. Ne koyduk hanımlar? Melisa. Beyler de yazsın ya. Eşinize yaparsınız siz de. Önemli Melisa, bir durum. Melisa, hayıt. Melisa, hayıt. Ve yaban mersini yaprağı. Yaban mersini. Yaprağı. Ne kadar demliyoruz hocam bunu? 3 dakika demlememiz yeterli. 3 dakika sadece. 3 dakika sonra bunu bardağa döküp içerisinde bir tatlı kaşığı bal. Limon. Limon sıkıp. Lezzetli hale de o şekilde tüketiriz. Kaç gün içeceğiz hocam? Bunu adet süresince içebilir. İçebiliriz. Günde kaç tane tüketebiliriz i̇ki, en fazla? İki defa içmesi yeterli. Bir sabah aç, tok, bir akşam. Önemli aç mi? Tok içilebilir bitki çayları. Ha, ne güzel. Bütün yani, bitki çayları mı? Tabii bitki çayları aç tok içilebilir. Aa, bir sıkıntı olmaz yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hiçbir her türlü olmaz. Bitki çayını aç ve tok içebiliriz. Aç ve tok içilebilir. Tamam. Kimler yani içemez hocam? Midesinde rahatsızlığı olanlar zaten bitki iyi geldiği için. Aç karnı içilse de bir sıkıntı olmuyor. Yani daha rahatlatıyor mideyi, yumuşatıyor. Peki bunu kimler kullanamaz? Özel bir durum var mı? Bir tek hamileler. Hamileler kullan. Onlara önermiyoruz. Garibim hamileler aynen, zaten onlar, hiçbir şey kullanmasınlar onlara vallahi. Onlara hiçbir şey vermiyoruz. Bitki de olsa vermiyoruz. Kıymetli yani. Bir şey taşıyoruz, aynen. Varlık taşıyoruz. Bir sıkıntı gerek olmaması. Yok.